Kıymetli misafirler, Hamas'ın ümmet dayanışması çağrısına icabet programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız Diyarbakır İslami STK'lar adına yapılacak olan basın açıklamasını Özgürler Diyarbakır Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Deniz metnimizi okuyacak. Akabinde yapılacak dua ile programımızın nihayetine geleceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Gazze'nin kahraman halkına, izzeti kuşanan liderlerine, Siyonist işgale direnen mücahitlere selam olsun. Selahaddin Eyyubi'nin torunlarına selam olsun. Direnişe ve dirilişe selam olsun. Hamas'ın dayanışma çağrısına icabet etmek ve Siyonist katliamı telin etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Siyonist Gazze'de yaşanan mezalimi ve soykırımı görmezden gelenlere yazıklar olsun. Siyonist işgal rejimine maddi ve manevi destek sağlayanlara yazıklar olsun. Mazlumların feryadını işitmeyip zalimlerin safında yer alanlara yazıklar olsun. Siyonistlerin safında yer alıp ticari, ekonomik ve askeri destek sağlayanlara da lanet olsun. İslam coğrafyalarındaki devlet liderleri, deve kuşu misali kafanızı kuma gömmekten vazgeçmeyecek misiniz? Gelişen olaylar bölgede ateş çemberini gittikçe genişletmektedir. Aksa tufanından bu yana çıkan fırtınanın şiddeti Gazze ile sınırlı kalmayacaktır. Yaşananlar büyük bir değişim ve dönüşümün habercisidir. Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırım olayları bizlere büyük dersler vermektedir. Gazze'li Müslümanlar onurlu direnişleriyle dünyanın ihtiyaç duyduğu dirilişi başlatmışlardır. Zaman su gibi akıp geçiyor. Gazze'deki zulme sessiz kaldıkça akıp giden zaman bizim için zarar ve ziyandır. Gazze'de yaşanan mezalime seyirci kalındığı müddetçe alınan her nefesin hesabı çetin ve gelecek karanlık olacaktır. Siyonist mezalime karşı saflarımızı netleştirmek zorundayız. Ya zalimin yanında zilletle köle olmayı ya da mazlumun yanında izzetle özgür olmayı tercih etmekle karşı karşıyayız. Ya istikbal ve istiklalimiz için Siyonist zulme dur diyeceğiz ya da zillet, kölelik ve korkaklığı tercih edeceğiz. Üçüncü bir yol yok. Bu meselede tarafsız kalan bertaraf olur. Ümmet ve halklar kararlıyız. Bu zulme karşı kardeşlerimizin yanında direniyoruz. Safımız net, duruşumuz dik, mücadelemiz çetindir. Devletleri de halklar gibi cesur olmaya davet ediyoruz. Devlet liderleri başta olmak üzere uluslararası aktörler, devletler ve halklar Siyonist işgale karşı izzet, şeref ve cesaretle mücadele etmekle mükelleftirler. Sorumluluklarımızı yerine getirmenin bedeli elbette ağır olacak. Ancak unutulmamalıdır ki nasıl ki insanlar doğar, büyür, gelişir ve ölürse aynı şekilde Gazze'de yaşananlar
Siyonist işgal rejiminin ölümünün yaklaştığının haberini vermektedir. 10 aydır Siyonistlerin, Amerika'nın ve Avrupa ülkelerinin yenilmezlik algısı bir avuç mücahit tarafından yerle bir edilmiştir. Direnişçilere karşı büyük bir aciziyet içine giren Amerika, Avrupa ülkeleri ve Siyonist işgal rejimi ihtiyarlık dönemini yaşamakta ve can çekişmektedir. Bir avuç kahraman mücahidin direnişi bizlere bunun müjdesini vermektedir. Siyonist katil sürüsü ise ancak çocukları, kadınları ve sivilleri kalleşçe katledebilmektedir. Gazze'de yaşanan soykırım 3. Dünya Savaşı'nı aratmayacak nitelikteki 10 ayını geride bırakmış, vahşet aralıksız devam etmektedir. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmayan silahlar Gazze'de kullanılmış ve hala kullanılmaya devam etmektedir. Bir avuç kahraman mücahit, Siyonistlerin şahsında Amerika'ya, Avrupa ülkelerine ve dünya istikbarına karşı savaşmaktadır. Tam 10 aydır devam eden Siyonist Şer İttifakı'nın soykırım savaşında ümmet ve dünya halkları Gazze'nin destansı mücadelesinin yanında durmuştur. Halklar Gazze'ye her türlü desteği sağlamakta, Siyonist ürünleri boykot etmekte, Gazze'ye yardım göndermektedir. Meydanları dolduran ümmet ve halklar devletleri harekete geçirme konusunda üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir. Uluslararası Adalet Divanı'nın tıpkı Birleşmiş Milletler gibi fonksiyonsuz olduğunu hepimiz müşahede etmekteyiz. Uluslararası Adalet Divanı'nın almış olduğu mahkeme kararlarının hiçbir yaptırım gücü yoktur. Mahkeme, Siyonist çetenin elebaşları, tetikçileri ve katil sürüsü işgal ordusuna gerekli cezaları vermişse de bu cezalar bir karşılık bulamamıştır. İslam coğrafyasında yaşanan bunca fitne, fesat, ayrılık, tefrika, mezhepçilik, ırkçılık gibi cahiliye adetlerini yerle bir edecek büyük bir vaka yaşanmaktadır. Bu vaka Gazze'dir. Bu vaka Kudüs'tür. Filistin'in her bir karış toprağıdır. Mazlumların akan kanı, parçalanan bedenleridir. Bu vaka bir dönemin kapanmasına ve yeni bir dönemin başlamasına kapı aralamıştır. Bu dönemde ittifak, vahdet ve ittihat için somut adımların atılması gerekmektedir. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri yaşanan Gazze soykırımından ders ve ibretler çıkarıp kendine gelmelidir. Aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakıp bölgesel ve küresel ittifaklar kurmalıdırlar. İhtiyarlık dönemini yaşayan bu zalim ve gaddar Siyonist Şer İttifakı'nın dünya düzenini değiştirecek cesur adımlar atılmalıdır. Zira Rabbimiz şöyle buyuruyor: sakın zalimlere meyletmeyin. Yoksa onları saracak ateş size de dokunur. Sizlerden, dünyanın özgür halklarından ve vicdan sahibi devlet liderlerinden talebimiz şudur: Siyonist işgal rejimine destek sağlayan ürünleri boykot etmeye devam ediniz. Siyonist işgal rejimine petrol sevkiyatı başta olmak üzere her türlü ticaretten vazgeçiniz. Petrol ve ürün sevkiyatına aracılık da etmeyin. Filistin devletinin tanınması ve Gazze'de soykırımın durdurulması için çaba sarf eden devletlerin ve uluslararası alanda bu yönde başlatılan tüm girişimlere güçlü destek verin. Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki şartlarına destek verin. Uluslararası kararlar neticesinde Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi için Siyonist Şer İttifakı'na karşı baskı yapılmasını talep ediyoruz. Bizler Siyonist işgal rejimi denize dökülüp haritadan silinene kadar azim ve kararlılıkla Kudüs davasını savunmaya devam edeceğiz. Bu taleplerimizi burada bulunan siz değerli kardeşlerimizin yakınlarına
akrabalarına, hemşehrilerine ve tüm dünyaya duyurmasını istiyoruz. Gazze'ye destek olmaya devam, Gazze'yi gündem etmeye devam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vecike ve azim sultanike. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya zel celali vel ikram, ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, sonsuz af ve merhametinin hürmetine. Ya Rabbi, her şeyi kapsayan rahmetinin hürmetine. İşlediğimiz günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, yüce kitabında takdis ettiğin ve peygamberlerin durağı memleketi olan Mescid-i Aksa'yı bizim ellerimizle özgürlüğe kavuştur ya Rabbi. Amin. Yahudilerin mel'un soyun zulmünden, tahakkümünden Kudüs sevdalılarının Selahaddin-i Eyyubi'nin torunlarının eliyle kurtar ya Rabbi. Amin. Bizleri Kudüs davasına nefer eyle ya Rabbi. Amin. Üzerlerine sabır yağdır. Amin. Onlara zırh yardımının zırhını kuşandır ya Rabbi. Amin. Onları galip ve muzaffer eyle. Amin. Bizleri de onların davasına nasır ve hadim eyle ya Rabbi. Amin. Adan hançerleyen, göya İslam devleti, İslam ülkesi olan bu insanları, bu liderleri, bu sarayları yerle yeksan eyle ya Rabbi. Amin. Onlara fırsat verme ya Rabbi. Amin.